Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece ileri seyir veya sola dönüş için olduğunu bildirir? Üzerinde yazan raklamlar, 155-60-14 hangisiyle ilgilidir? A. Lastik desenleri. Lastik ebatları. Atları. Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü, bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır? A. Hız sınırlamasına. B. Trafik yasaklarına. C. Çevreyi rahatsız etmemeye. D. Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamaya. Üstünlüğü, görev sırasında, belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartı ile trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamalarıdır. Geçiş hakkı, yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkıdır. Üne sahip araçların ışık ve sesi 150 m'den görülebilecek ve duyulabilecek şekilde olmalıdır. Ambulans, trafik ve genel zabıtaya ait araçlarda mavin kırmızı veya mavi, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün trafik hizmetlerine ait araçlarında mavi. İtfaiye ve sivil savunma araçlarında kırmızı renk ışık veren tepe lambaları bulunur. Sarı renkli tepe lambası yol bakım, onarım araçları, kurtarıcı araçlar, ağırlık ve boyutları bakımından özel izinle karayoluna çıkan araçlara eskortluk eden araçlarda bulunur sarı ışık geçiş üstüm. Aşağıdakilerden hangisi yaralı taşımalarında uyulması gereken kurallardandır? A. Kazazedenin mümkün olduğunca çok hareket ettirilmesi. B. Kazazedenin baş boyun gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasından kavranması. C. İlk yardımcının kalkarken ağırlığı sırt kaslarına vermesi. D. İlk yardımcının kendi sağlığını riske atması. Ması. Aşağıdaki yaralılardan hangisinin sedyesiz ve oturtularak taşınmasında tehlike yoktur? A. Şoka girmiş olan. B. Omurga kırığı olan. C. Kol kemiği kırık olan. D. Kalça kemiği kırık olan. Videoya göre hangisi söylenemez? A. Ehil hayvanlar çıkma ihtimaline karşı dikkatli olmalıdır. B. Burası bir ana yoldur. C. Uygun koşullarda sollama yapabilir. D. Yol virajlı bir yol olduğu için takip mesafesini arttırmalıdır. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? A. El freninin çekili olduğunu. B. Yağ basıncının çok düştüğünü. Omuz veya koldaki kanamalarda, kanamayı azaltmak için hangi bölgeye basınç uygulanır? A. Çene altına.
B. Şakak bölgesine. C. Kasın iç kısmına. D. Köprücük kemiğinin iç kısmına. Sürücüler, yolcu indirip bindirirken aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorundadırlar? A. Yolcuları aracın solundan indirip bindirmeye. B. Yolcuları aracın sağından indirip bindirmeye. C. Kapıların kapanmasını beklemeden hareket etmeye. D. Yol ve trafik müsait ise, aracın her iki tarafından yolcu indirip bindirmeye. Ne bir işaret bulunmadıkça araç sürücüleri, araçlarını, gidiş yönüne göre yolun en sağ kenarında durdurarak, yolcularını sağ taraftan indirmek ve bindirmek, yolcular da araçların sağ tarafından inmek ve binmek zorundadırlar. Araç durmadan kapı açmak. Kapıların kapanmasını beklemeden hareket etmek. Durakladıktan sonra aracın sağını kontrol etmeden kapı açmak ve kontrolsüz inip binmek yasaktır. Taşıt yolu üzerinde araçların sol kapılarından yolcu indirip bindirmek yasaktır. Önünüzdeki bir aracı sollayıp geçmek istediğinizde uymak zorunda olduğunuz kurallardan biri aşağıdakilerden hangisidir? A. Öndeki sürücünün dönüş ışıklarıyla işaret vermesini beklemek. B. Öndeki sürücünün park ışıklarıyla işaret vermesini beklemek. C. Geçiş için kullanılacak şeridin kuru olmasına dikkat etmek. Geçiş için kullanılacak şeridin boş ve görüşünün açık olmasına dikkat etmek. Sıkıntı veya nefes darlığı genellikle göğüs ortasından başlayıp kollara, boyuna, sırta ve çeneye doğru ilerleyen ve yaklaşık 5-10 dakika kadar süren ağrı hissi. Verilen bulgular kazazedede aşağıdaki durumların hangisinin olduğunu gösterir? A. Reflü. B. Kalp spazmı. C. Kalp durması. D. Solunum durması. Durması. Kalbi en çok 5 dakika önce durmuş olanlara kalp masajı yapılır. Çalışan kalbe asla masaj yapılmamalıdır. Kalp masajı ile organlara kan gitmesi sağlanmış olur. Nabız, şakaktan, boyundan, koldan, bilekten, kasıktan alınabilir, en kolay nabız boyun atardamarlarından alınır. Yetkinlerde, kazazede sert bir zemine sırtüstü yatırılır, ilk yardımcı kazazedenin yan tarafında diz çöker, kalp masajının yapılacağı yer belirlenir, kalp masajı önde kaburgaların birleştiği göğüs kemiğinin 1/3 alt kısmına uygulanır. İlk yardımcı belirlenen yerden elini yumruk yaparak önce şoklar, şok ile çalışmamışsa, bir elinin ayasını göğüs kemiğinin 1/3 alt kısmına, diğer elini de öbür elinin üzerine koyar. Parmaklar vücuda değmemeli, basınç ellerin ayası ile yapılmalıdır. Ellerin ayaları ile 4-5 santim esnetecek kadar basınç yapılmalıdır. Sonra basınç kaldırılır. Bu işlem 1 dakikada 80-100 kez tekrarlanır. 1 dakika aralıklarla en fazla 10 saniye süren kontroller yapılır. Kalp çalışmış ise masaja son verilir. Çocuklarda, daha az basınçla ya tek el ayası veya parmak uçları ile dakikada 80-100 kez yapılır. Bebeklerde baş parmakla aynı noktaya 100 kez az basınçla uygulanır. Binek araçlarda, kamyonet ve minibüslerde bulundurulması gereken yangın tüpü kaç kg ve kaç adet olmalıdır? A. 1 adet 1 kilogram. B. 1 adet 3 kilogram. C. 1 adet 2 kilogram. D. 2 adet 1 kilogram. Görsele göre hangisinin yapılması doğru olur? A. 1 numaralı aracın 2 numaralı araca geçme önceliği vermesi. B. 1 numaralı aracın 2 numaralı araca geçiş kolaylığı sağlamak için solundaki şeride geçmesi.
2 numaralı aracın, 1 numaralı araç geçtikten sonra sol şeride geçmesi. E2 numaralı aracın, 1 numaralı aracı uyararak yavaşlatması. Görsele göre, hangisinin söylenmesi doğru olur? A. Yol hakkı 2 numaralı araca aittir. B. 2 numaralı araç sürücüsü durmadan yoluna devam etmeli. C. 1 numaralı araç bekleyip 2 numaralı araca yol vermeli. E. 2 numaralı araç 1 numaralı aracın geçmesini beklemeli. Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir? A. Günde bir. B. Haftada bir. C. 6 ayda bir. D. Araca binileceği zaman. Mak doğru değildir. Araca her binite kontrol edilmelidir. Ön lastiklerin her ikisi de aynı nitelikte olmalıdır. Biri yeni diğeri eski, birinin havası az diğerinin fazla olursa araç bir tarafa çeker, frenleme anında savrulmalar olur. Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır? A. Yardımı güçleştirecek meraklı kişilerin olay yerinden uzaklaştırılması. B. Olay yerinin diğer araç sürücüleri tarafından görünmesinin engellenmesi. C. Araç LPG'li ise bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılmaması. D. Kazaya uğrayan aracın kontağının açık bırakılması. Olay yeri, yeterince görünebilir biçimde işaretlenmelidir. Kaza noktasının önüne ve arkasına gelebilecek araç sürücülerini yavaşlatmak ve olası bir kaza tehlikesini önlemek için uyarı işaretleri yerleştirilmelidir. Bunun için üçgen reflektörler kullanılmalıdır. Kazaya uğrayan aracın kontak anahtarı kapatılmalıdır. Olay yerinde yaralılara yapılacak yardımı güçleştirebilecek veya engelleyebilecek meraklı kişiler olay yerinden uzaklaştırılmalıdır. Olası infilak ve yangın riskini önlemek için olay yerinde sigara içilmemelidir. Gaz varlığı söz konusu ise oluşabilecek zehirlenmelerin önlenmesi için gerekli önlemler alınmalıdır. Gaz tüpünün vanası kapatılmalıdır. Kıvılcım oluşturacak ışıklandırma veya çağrı araçlarının kullanılmasına izin verilmemelidir. ...88-89 kuralı olarak bilinen ve bu sayıları ardı ardına söylemek için geçen sürede alınan yol, aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? A. Fren mesafesini. B. Duruş mesafesini. C. Takip mesafesini. D. İntikal mesafesini. Mesafesi. Sürücüler önlerinde giden araçları, güvenli ve yeterli bir mesafeden takip etmek zorundadır. Bu mesafe, kendi araçlarının kilometre cinsinden saatteki hızının en az yarısı kadar metredir. Örneğin 90 km/s hızda giden bir aracın öndeki aracı takip. Mesafesi 45 m'dir. Takip mesafesi, bir aracın 2 saniyede kat ettiği yol uzunluğu kadardır. Bu sürenin tespitinde 88-89 yöntemi kullan. Aşağıdakilerden hangisi, tescil işlemleri tamamlanmış araçların trafiğe çıkarılmasına müsaade eden ve muayene sürelerini belirleyen bir belgedir? A. Sürücü belgesi. B. Araç imalat belgesi. C. Mali sorumluluk sigortası. D. Motorlu araç trafik belgesi.
Mavi renkli tepe lambası bulunan geçiş üstünlüğüne sahip araçlar aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. Can kurtaran, zabıta ve trafik hizmetlerine ait araçlar. B. Sivil savunma hizmetlerine ait araçlar. C. İtfaiye hizmetlerine ait araçlar. D. İtfaiye ve sivil savunma hizmetlere ait araçlar. Geçiş üstünlüğüne sahip araçların ışık ve sesi 150 m'den görülebilecek ve duyulabilecek şekilde olmalıdır. Ambulans, trafik ve genel zabıtaya ait araçlarda mavi, kırmızı veya mavi, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün trafik hizmetlerine ait araçlarında mavi. İtfaiye ve sivil savunma araçlarında kırmızı renk ışık veren tepe lambaları bulunur. Sarı renkli tepe lambası yol bakım, onarım araçları, kurtarıcı araçlar, ağırlık ve boyutları bakımından özel izinle karayoluna çıkan araçlara eskortluk eden araçlarda bulunur. Sarı ışık geçiş üst. İçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır? Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır? Aralıklarla yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi ile aynı anlamdadır? Soğutma suyunun donmasını engellemek 2. Motorun daha verimli çalışmasını sağlamak 3. Motorda oluşabilecek pas ve korozyonu önlemek. Yukarıdakilerden hangileri antifrizin görevlerindendir? Hararet yapmış bir motorda radyatör suyu çok sıcak değilse aşağıdakilerden hangisinin arızalı olduğu düşünülür? A. Fan müşirinin. B. Termostatın. C. Fan sigortasının. D. Klima kompresörünün. Aşağıdakilerden hangisi 4 zamanlı bir motorun çalışma zamanlarından biri değildir? A. İş zamanı. B. Marş zamanı. C. Emme zamanı. D. Sıkıştırma zamanı. Zınırtlı motorların çalıma sistem. Yakıt ile hava karışımını silindir içerisinde sıkıştırarak buji ile ateşleme sonucu güç elde etmeyi sağlayan sistemdir. Birinci emme zamanı, piston silindir içerisinde yukarıdan aşağı doğru inerken karbüratör tarafından hazırlanan yakıta hava karışımı silindir içine alınır. İkinci sıkıştırma zamanı, piston yukarı doğru çıkarken silindir içerisindeki yakıt hava karışımını sıkıştırır. Sıkışan karışımın sıcaklığı ve basıncı artar, yanmaya hazır hale gelir. Üçüncü ateşleme zamanı, buji kıvılcım çıkartarak karışımı ateşler. Ateşleme sonucu oluşan patlama ve yüksek basınç etkisiyle piston aşağı doğru güçlü bir şekilde inerken diğer pistonların yukarı doğru çıkmasını sağlar. Silindir içerisindeki ateşleme işlemi sayesinde pistonların aşağı yukarı hareketi sağlanır. Pistonların aşağı yukarı hareketi sonucu krank mili döner ve bu dönen hareket tekerleklere aktarılarak aracın hareket etmesi sağlanır. Dördüncü egzoz zamanı, yanma sonucu oluşan gazlar egzoz aracılığı ile dışarı at. Motosikletlerde ilk 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur? A. 4 B. 3 C. 2 D. 1 ve çevre 1.
Aşağıdakilerden hangisi, kazazedeye şok pozisyonu verilirken izlenmesi gereken işlem basamaklarındandır? A. Bacaklarının altına çarşaf, battaniye, yastık, kıvrılmış giysi ve B. Destek konulması. V. Yaşam bulgularından, sadece nabzının değerlendirilmesi. C. Vücuduna soğuk uygulama yapılması. D. Düz olarak yüzüstü yatırılması. Bulaşım sisteminin yetersizliği sonucu vücudun her yerine yeterli kan akışının sağlanamaması nedeniyle sistemlerdeki çalışmanın azalmasıdır. Nedenleri, ani korku ve heyecan, aşırı kanama, geniş yanıklar, şiddetli ağrı, aşırı tuz ve su kaybı, zehirlenme, ağır yaralanma. LK yardım, öncelikle şokun nedeni ortadan kaldırılmaya çalışılır, mutlaka şok pozisyonu verilir, iç kanamalar hariç, sırt üstü baş aşağıda, bacaklar yukarıda, üstü örtülü başı yana döndürülen pozisyondur. Böylece beyne kan gitmesi sağlanır. Soluk yolu açık tutulur, bilincinin açık kalması için çaba gösterilir ve iç kanama yoksa ılık içecekler verilir. Olay yerindeki araç sürücüsü ilk yardımın temel uygulamalarından hangisini gerçekleştirmektedir? A. Koruma. B. Bildirme. C. Kurt. Gece yarısı. C. Kurtarma. D. Tedavi etme. Simülasyon. Araç sürücüsü nasıl davranmalıdır? A. Dörtlü ikaz ışıklarını yakarak beklemeli. B. Korna çalarak öndeki araç sürücüsünü uyarmalı. C. Hızını artırarak bu bölgeden uzaklaşmalı. D. Hızını azaltarak sol şeritten yoluna devam etmeli.